Evet. Temel C++ için son videom. Gene aklıma gibi şeyler gelirse ekleyebilirim ama şu ana kadar planladığım son video. Regular Expressions. Include regex dediğinizde bunu ekleyecektir. Aslında Regular Expressions her platformda biraz bir değişikliğe uğruyor. Tam olarak nedir bu? Sıradan ifadeler manası. Bir şeyleri işletim sistemi içerisinde bulup kullanmanızı kolaylaştırıyor. Bir şeylerle eşleşme yapmanızı sağlıyor. Belli bir pattern yani belli bir kalıp dizisi oluşturmanızı sağlıyor. Bu kalıp dizisi üzerinde arama yapmanızı sağlıyor. Normalde bunları diğer fonksiyonlarla yapmak isteseniz, hani şu string fonksiyonlarını anlatmıştım. Onlarla yapmak isteseniz çok uzun sürer. Fakat böyle ufak bir programlama dili geliştirmişler. Bir pattern oluşturmak için. Arama eşleşme yapmak için. Şimdi regex'e başlıyorum. Bir tane bir string alıyorum. The ape was at the apex. Şimdi normal string'i aldım. Şimdi regular expression'ı tanımladıysam şu ifadenin çıkması lazım. Eşleşmeler. Öncelikle ben şuraya bir regular expression ifadesini yazacağım. Regex, reg. Bu şu an benim bir kalıbım olacak. Bunun C++'la pek alakası yani bir nebze var ama aslında çok da yok. Bunların neler olduğunu anlatıyorum. Anlatıyorum şimdi. Daha sonra şimdi. Şuradaydı. Eşleşmeye normal parantez ile başla. Eşleşme ile başlar. Yani AP ile başlar. Köşeli parantezler eşleşecek karakterler demektir. Şu ifade not operatörüdür. Yani değil. Öyle bir şey olmayacak. Yani bu şu demek oluyor. Eşleşecek karakterler hangileri? Boşluk var şurada. Boşluk olmayanlar. Not. Boşluk olmayanlar. Soru işareti de match için zorunlu değildir. Bu işlem konmaz ise eşleşme yok diye geri döner. Yani bu ifade zorunlu değil. Olsa da olur, olmasa da olur gibi bir mana taşıyor. Boşluk olmasın. Yani şöyle bu ikisini birleştirdiğimizde ve artık bitiriyoruz şununla. Boşluk olmasın. Boşluk olmasın istiyoruz ama şart değil bu. Boşluk da olabilir. Yeter ki başka bir şey olmasın. Boşluk dışında bir şey olmasın. AP ile başla. Bunun bütün hepsinin manası burada yazdığım şeyin manası. AP ile başla. AP başla. Boşluk olmasın. Yeter ki boşluk olmasın. Onu istiyor. Yani yeter ki boşluk dışında bir şey olmasın. Ama boşluk da olabilir. Ve ifadeyi bitir. Şimdi
Bunun eşleşmesi için bir fonksiyon kalıbına ihtiyaç var. Öncelikle şunu bir deneyeceğim. Olmazsa bunun fonksiyonunu yazacağım. Regex match Ömür. Search. Şu an bunu algılamıyor da bununla ilgili herhangi bir örnek yok diyor. Match. Şurada ha şey matches. Tamam. Çözdüm. Eşleşme hazır. Eşleşmeler hazır mı? Tamam. Eşleşme yok mu? Eşleşme hazır mı? Eşleşme yok mu? Dot empty. Eşleşme sayısını bulabilirim buradan. Matches size. Neler olduğunu anlatacağım. Bu kadar sessiz durmamın sebebi odaklanıyorum. Açız. Elenmiş hali. Ve sanırım böyle olması gerekiyordu. Bir derleyelim. Bir derleyelim bakalım. Ben şunu bir çözeyim. Evet, hatayı çözdüm. Öncelikle şu yukarıda bir kapsül haline getirdim. Hatanın nereden kaynaklandığını çok iyi bilmiyorum. Bir daha yazınca çözüldü. O yüzden çok üzerine durmayacağım. Sonuçta budur. Eşleşme hazır mı? Hazır. Eşleşme yok mu? Aslında var. O yüzden false. Eşleşme olmasaydı true diyecekti. Eşleşme sayısı 2 tane buldu. AP'den. Çünkü AP ve Apex. Neredeydi string? AP ve Apex. 2 tane AP var. Şimdi matches string 1.
İlk eşleşme, yani ilk eşleşme bir. Birincisi AP. Daha sonra STR'ye aktarmıştık. Meshler elenirse STR olarak suffix de artık buradan çıkartılırsa eşleşmeden was at apex. İlk eşleşme çıkartılmış hali. Daha sonra tekrardan bir eşleşme soruluyor. Yeni eşleşmemiz hangisi? True. Eşleşme sayısı 2 tane. Yeni eşleşmemiz Apex. İkincisi Apex'te. Bir dediğime bakmayın. Yenisini buluyor her seferinde. While döngüsünün içerisinde. Match elenirse geriye daha bir şey kalmıyor. Şimdi bu fonksiyonu birazcık daha geliştirelim. S regex iterator. Şimdi regexler aslında bir string eşleşmeleridir ve bunların üzerinden iteratör gerçekleştirilebilir. str.end ve regex. Peki reg. Yani eşleşme kalıbımız burada. Neden str'ye böyle bir ifade? Oo, bayağı kriptografik bir ifade çıktı. S-regex iterator begin. Ha doğru. Şunu nedense fazla yazdım. Evet. Şu an şurada olan şey ilk eşleşmeyi tutuyor. Current eşleşme. Şunu tekrarlarsam. Son eşleşmeyi tutacak. While current match last match'e eşit değilse. Yani last match dediğim head tail. Bu o anki şeyi tutuyor. Bu da daha sonrakileri tutacak. Şöyle diyeyim. Tail. İsmini değiştireyim ki daha iyi anlaşılsın. Buradan str'e çıkarttık eşleşmeden. Bu zamana kadar ben çok acayip bir fonksiyon yazmadım. C++'da. C++ yeni modern C++ artık işlerimizin çoğunu hallediyor bizim için. Şimdi bunu nasıl kullanabilirim? Yeni bir eşleşme yazacağım. Fakat bu seferki eşleşme diğerinden değişik olacak. Eşleşme şöyle. Class tam olarak iki ifade ekledim. Şimdi bunlar ne manaya geliyor? Regex aslında üzerine alıştırma yapılması gereken bir konu. Öyle ha diyeyim bir günde öğrenilebilir, evet. Ama üzerine alıştırma yapmanız gerekiyor. Regex ile ilgili çok fazla kaynak vardı. Şimdi artı bir veya daha fazla manasına geliyor.
Bir veya daha fazla eşleşme. Bir veya daha fazla boşluk istemiyorum. İstemiyorum. Bakın, istemiyorum. Bir veya daha fazla boşluk istemiyorum ve şart olma ve gerek şart değil. Ve gerek şart değil. Ama olabilir. Öncekinde neydi? Öncekini tekrar okuyorum. Ape ile başla. Boşluk olmasın ama şart değil. Boşluk da olabilir. Burada da birden fazla olabilir diyor. Bu sefer ikinci fonksiyonu çalıştıracağım. Şuradaki maçız. İki çalıştıracağım. Matches. Her defasında aynı hatayı vermek zorunda mısın? Şunu gene düzeltip vereyim. Evet, hatayı düzelttim. Şimdi çalıştırıyorum. Ape ve Apex. Apex yazdığımda buradan da şeyler. Ape ve Apex yazdırıyor. Kısacası. Evet, regex de bitmiştir. Bundan sonra farklı planlarım var. Neler yapacağımı çok şey bilmiyorum. Daha ne yapabilirim diye düşünüyorum. Benim GitHub sayfamda şurada göstereceğim. Modern C++ Tutorials adı altında kodları paylaştım. Bundan sonraki planlarımı da paylaştım. Farklı planlarım da var. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.